baş konuş yaylasında Ahmet Şef'le beraber çok lezzetli bir tandır ve altına yatak olarak iç pilav yazılacağız. Aynen, iç pilavlı bir kuzu tandırımız var. Biz burada tamamen kendi çiftliğimizden ürettiğimiz kuzularımızdan tandır, iç pilav yapacağız sizlere. Şu anki etabımız buyla devam edeceğiz. Öncelikle iç pilavı yapmadan önce kuzu tandırımızı fırına vereceğiz, mühürleme yapacağız. Malzemelerimiz var. Aynen. Kuzu inciklerimiz var. Aynen, kuzu inciklerimiz var burada. Bunları biz fırına verip mühürleyeceğiz. Tamam. Ardından kuyruk yağı, eritilmiş kuyruk yağında bunu gömeceğiz. Tamam. Kısık ateşte pişecek bu. 3 saat, 4 saat sürede pişecek olacak. O zaman hemen inciklerimizi fırına gönderelim. Aynen, fırına gönderiyoruz bunları. Onlar pişerken biz de iç pilavımızı hazırlayalım. Aynen. Taş fırına, odun ateşine gidiyoruz. Baş konuş yaylasında. Kuzu inciklerimizi fırına attık. Fırında onlar şimdi pişerken. Aynen, pişerken biz şu an iç pilavımızı yapacağız. Öncelikle pirincimizi ısıtıyoruz. Biz şu an iç pilav için soğanımızı doğrayacağız. Soğanları kavurmaya alıyoruz. Yağımız tereyağı. Tereyağı ekliyoruz ocağımıza. Tenceremize tereyağını ekledik. Şimdi soğanımızı ekliyoruz. Yani soğanımızı ekledikten sonra kavuracağız. Tereyağında kavuruyoruz soğanı. Bunu kavurduktan sonra diğer baharatlarımızı yavaş yavaş. Tamam, bakın iç pilavının malzemeleri. Aynen. Soğan, pirinç ısladık. Burada aynen. Kuş üzümü de ıslayacağız az bir şey. Kepçeyi verelim buradan. Islığımız var, karabiberimiz var, tuzumuz var. Yenibahar. Yenibahar. Tarçın. Tarçın. İç pilavı için az bir şey bunu. Islıyoruz. Kuş üzümü. Aynen. Ne güzel rengini verdi. Kendisi. Evet. O biraz kuş kendine ısladık. Soğanımızı kavurmaya devam ediyoruz. Baharatlarımızı yavaştan girelim. Yenibahar. Yenibahardan bir kaşık kadar atıyoruz. Evet. Burada tarçınımız var. Tarçın. Tatlı aroma vermesi için aynı şekilde bir kaşık bundan atıyoruz. Tamam. Karabiber. Karabiber az. Ve karabiberimize girdikten sonra tuzumuzu da istiyor musunuz? Tabii, tuz da ilave edeceğiz. Kuşumuzu ilave ediyoruz. Şimdi fıstığımızı ekliyoruz. Fıstıklar da rengi değişince kadar kavruluyorlar. Aynen, biraz rengi dönecek. Kıtır olacak tanesi içerisinde. Pirinci ilave ediyoruz pirincimize. Tamam. Biraz da bunu kavuracağız. Ve şu an suyumuzu ilave edeceğiz. Pirinçlerimiz şeffaflaştı, suyunu ekliyoruz. Şu an bunu biz pişime bıraktık. Kapağını kapadık. Tandırımız gelecek, kuzu tandırımız. Evet. Onu kuyruk yağına gömeceğiz, fırından alacağız. Of. Ondan sonra tadına bakacağız. Hem iç pilavımızı hem kuzu tandırımızın. O zaman şimdi pirinçler suyu çekene kadar pişecekler aynen, burada. Aynen. Biz de fırına gidiyoruz, fırını kontrol ediyoruz. Tandır alacağız, geleceğiz. Ya kuyruk yağına gömeceğiz. Allah. Ondan sonra inşallah pilavla beraber eşine bakacağız tadına. Hadi doğru fırına gidip aynen, incikleri kontrol edelim. Pilavımız içeride demlenirken bir taraftan da inciklerimizi aldık, aynen, geldik. İnciklerimizi kuyruk yağına gömeceğiz. Of. Şefim ilk defa böyle bir teknik görüyorum. Aynen, tamamen doğal bir şekilde eritilmiş kuyruk yağına gömdükten sonra. Kahramanmaraş'ın baş konuş yaylasında özgü bir tandır yani tekniği. Sosunu da bırakacağız içine, reyha verecek, tat of, verecek, aroması yüksek olacak. Kuyruk yağının içerisinde pişiyor. Aynen. Bunu dinlenmeye bu şekilde bırakalım. Tamam. Kapağımızı kapatalım. Kapağımızı kapatalım. Bu arada içeride pilavımız demleniyordu. Aynen, pilavımızı demlenmeye aldık. Tandırımız hazır olduğunda yanında iç pilav eşliğinde sizlere şu an bir lezzet tattıracağız. Tamam. Baş konuş ailesinde bu lezzeti hiçbir yerde bulamayacak. Kadim lezzet dediğimiz bir olay olacak burada inşallah. Az sonra. Aynen. Kaç dakikası var? Bir 10 dakika sonra falan hazır olacak inşallah. Tamam, o zaman gidelim biz pilavımızı alıp gelelim. Aynen. Hazır olan kuzu tandırımız burada gördüğünüz gibi tamamen kuyruk yağında işte. Kuyruk yağında ayrıyeten de iç pilavımız da hazır. Çok güzel. Şimdi bir kadim lezzeti tadına bakacağız. Önce pilavımızı bir arayalım. Kuyruk yağında. Aynen. Kuzu tandır. Et kemikten tamamen ayrılıyor. Çok güzel. Şu şekilde bırakıyoruz aynı şekilde. Dilerse müşterimize veriyorsunuz. Oo. Kemiğinden tamam, kendini ayrılıyor. Aynen. Bırakacak of, kendini. Şefim ellerine sağlık. Afiyet ve artık şey tadına olsun, bakıyorum. İç pilavlı kuzu tandırın. Yumuşacık. Kuzu incik. Aynen. Bıçağa gerek yok. Et kendinden dağılıyor. Aynen.
Afiyet olsun efendim. Yumuşacık bir et. Aynen, kemiklerden ayrıldı gördüğünüz gibi. Tamam. Yağ ile beraber inanılmaz tatlanmış. Tereyağlı iç pilavımız aynı şekilde. İşte baharatlar eşliğinde tamamen daha bir aromatik, daha bir hissiyatlı bir yemek sunacağız inşallah. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben bu güzel yemeğimizi yiyeceğim. Ve ardından devam edeceğiz dünyanın tadını baş konuşucu arasından çıkarmaya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.